Sesi Düşünenler programına hoş geldiniz. Toprakla ateşin tutkulu buluşmasıdır seramik. İnsanlık tarihinin en eski sanatsal ifadesi olarak kabul edilen seramik, form, renk ve desen evrimi geçirerek 9000 yıldır varlığını sürdürüyor. İşte bugün bu sanatın dünyaca tanınan ve eserleri yurt dışında 30'dan fazla müzede sergilenen bir ustasıyla birlikte olacağız. Evet, Sayın Alev Ebuziya bugünkü konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, yine yurt dışından geldiniz. Paris'ten İstanbul'a geldiniz ve iki sergiyle yine birliktesiniz. Nedir bu gidip gelmeler? Epey zamandır çünkü Paris'te yaşıyorsunuz. 1980'li yılların ortalarından itibaren diyelim. Gidip gelmelerinizde farklılıklar gözlemliyor musunuz örneğin? İstanbul'da mı? Evet, hem İstanbul ve Paris arasında. Paris'te daha az gözüküyor farklar. İstanbul çok çabuk değişen bir şehir. Olumlu anlamda mı, olumsuz anlamda? Ne yazık ki çok olumlu değil. Olumlu tarafları da var ama olumsuz tarafları da var çok. Şimdi hep şunu merak ederim. Sanatçıların gerçekten detaylar konusunda belli bir duyarlılığı var. Dolayısıyla belki de bizim göremediğimiz pek çok ayrıntıyı bir sanatçı gözü çok daha iyi fark edebiliyor. O anlamda İstanbul'u gözlemlediğinizde Paris sonrasında neler gözünüze çarpıyor? Mesela seçim zamanlarında o asılan ve bitmek tükenmek bilmeyen o bayraklar, tarihi binaların üstüne varana kadar yapıştırılan yaftalar beni müthiş tedirgin ediyor. Müthiş bir sevgisizlik ve saygısızlık simgesi olarak görüyorum onları. Onun dışında İstanbul'a böyle ufak aralıklarla baktığınız zaman, açı açı baktığınız zaman çok güzel bir şehir. Ama bütünüyle baktığınız zaman aynı şeyi söylemek zor. Ama müthiş bir çaba var. Bir sürü yer tamir ediliyor. Ama bu arada mesela Ayasofya'nın girişi bence mahvolmuş bir şekilde. Yani Bill Clinton'un büyük boy fotoğrafları sergileniyor Ayasofya gibi bir müzede girişinde. Yani müzeye girer girmez onu görüyorsunuz. Bu beni çok tedirgin ediyor. Ki Ayasofya'nın içindeki restorasyon çalışması da ben bildim bileli devam ediyor. Onu da bir türlü tamamlayamadılar. Yaklaşık 10 senedir Ayasofya'nın içinde koskocaman bir restorasyon çalışması devam ediyor ki o Ayasofya'nın girdiğiniz zaman sizin adeta büyüleyen, sizi adeta büyüleyen atmosferini de son derece aslında yok eden bir restorasyon çalışması. Temenni ediyoruz ki en kısa zamanda tamamlansın. Şimdi hayatınızın önemli bir bölümü yurt dışında geçiyor. Öyle ki çocukluk döneminizden beri böyle. Benim bildiğim kadarıyla 12 yaşına kadar İstanbul'dasınız. Daha sonra hep yurt dışındasınız. Evet. O dönemden beri 1,5 yıl gibi kısa bir süre kaldım İstanbul'da. Ondan sonra da bir 6 ay kadar kaldım. Onun dışında hep hayatım yurt dışında geçti. Peki bu sizi Türkiye'den kopardı mı? Hayır, kesinlikle koparmadı ama dönem dönem ben neyim, Türk müyüm, Danimarkalı mıyım, Fransız mıyım diye kuşkuları düştüğüm oldu. Yani bir ara böyle hiçbir şeymişim gibime geldi. Yani kişiliğimde çok zorluklar seçtim. Yani hangi ülkeye ait olduğuma dair böyle kuşkularım oldu. Hiçbir şey değildim gibime geldi. İşim sayesinde ben de işte bir çömlekçiyim diyebildim kendimi. O bana çok iyi geldi bunu söyleyeyim. Evrensel platformda kendisini ifade edebilen bir sanatçı olmak herhalde bu kültür farklılıklarını da bir potada birleştirmenize yardımcı olsa gerek. Tabii. Yani bir dünya vatandaşı olarak görüyorum kendimi. Evet. Tabii ki insanın her yaşadığı ülkeden edindiği izlenimler var. Sanat bazen bir kültür karışımı. Yani karışımlar çok önemli sanatta. Yani Türk olup Türkiye'de kalsaydım ya da Danimarka'da kalsaydım bu işler çıkmazdı sanmıyorum. Aileden de gelen bir sanat formasyonu var ancak Alev Ebuziya deyince. Öyle ki hem dedeniz Tevfik Ebuziya hem de babanız Ziyad Ebuziya bu iki isim ağırlıklı olarak Türkiye'de gazetecilik dendiği zaman akla gelen iki isim ki hem matbaa hem de kütüphane konusunda da öncüler. Evet. Basın tarihimize baktığımız zaman. Ama siz edebiyatı, gazeteciliği hemen hemen hiç düşünmemişsiniz. Böyle bir aileden gelmenize rağmen. Babamın büyük babası Ebu Ziya Tevfik
ilk Tasvir Efkar gazetesini kurmuştu. İşte bütün aile de gazeteciydi. Evet. Babamın amcaları, babam, büyük babam hepsi gazeteciydi. Annemin kardeşi, dayım da gazeteciydi. Ben çok ilgi gösteriyorum, hala da gösteriyorum gazeteciliği ama yazmaya da çok meraklıydım bir ara. Onlarca sayfalık mektuplarınız varmış bildiğim kadarıyla. Tabii sizi küçücükken İngiltere'ye okula götürürseniz patlarsınız sıkıntıdan onun için. Onun için çareyi eve bol mektup yazmakta buluyordum. Yani o kadar sıkılıyordum ki okulda. Çok özlüyordum annemi, babamı, memleketimi. Onun için çareyi çok uzun mektuplar yazmakta buluyordum. Peki buna paralel hiç sanat eleştirmenliği yapmayı düşündünüz mü? Kesinlikle hayır. Ama bana gelip şu ya da bu seramik üstünde ne düşündüğümü sordukları zaman her zaman doğruyu söylemeye çalışıyorum. Yani ya bana sorulduğu zaman doğru cevap verilirim ya da hiç cevap veremem. Yani kalp kırmamak için tabii ki insan uğraşıyor ama kötü bir iş gördüğüm zaman da kötü olduğunu söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü bu benim görüşümü aşan şeyler. Hani belli bir sorumluluğumuz var hepimizin birbirimize karşı. Şimdi dedenizden bahsettik, Tevfik Ebu Ziya, babanızdan da bahsettik, Ziyad Ebu Ziya gazeteciler olarak, ama onun dışında sanata da ilgileri varmış. Örneğin evet, benim yeni edindiğim bir bilgi bu. Büyük babanız Tevfik Ebu Ziya seramik boyuyormuş örneğin. Babanız hem resim yapıyormuş, o da seramikle ilgiliymiş. Evet. Yine bu da genetik bir formasyon tahmin ediyorum, evet, size miras kalan. Ebu Ziya Tevfik benim büyük babam değil, babamın büyük babası. Bir nesil sonrası. Evet, bir nesil sonrası. Ve bende çok güzel bir fotoğrafı vardır büyük büyük babamın. Öyle güzel bir Kütahya formuna benzer bir forma almış, boyuyor. Babam da hem resim yapardı hem seramik yapardı biraz. Anne tarafımda sanattan çok içli dışı, yani başka çarem yoktu benim. Yani dişçi olamayacağım kesindi. Evet. Aslında önce seramikle pek ilgilenmemişsiniz. İlginiz yokmuş. Bir tesadüf sonucu değil mi bildiğim kadarıyla seramikle tanışıyorsunuz? Daha önce sanat, İngiliz filolojisi, evet, okumak istiyordum. Ondan sonra çabuk vazgeçtim. Daha sonra heykel okumak istedim. Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdim. Ama İlhan Koman'ın öğrencisi olmak için girdim. Tek istediğim şey oydu. İlhan Koman'ın öğrencisi olmak. İlhan Bey okula gelmeyince ben de okuldan ayrıldım. Daha sonraki yıllarda İlhan Koman'la tanışma fırsatınız oldu mu? İlhan Koman'dan sonra çok yakın dost olduk. Peki bu anekdotunuzu paylaştığınız zaman ne söyledi size? Hocam sizi bekledim 2 sene ama yoktunuz dediğinize. Ne diyorsun evliya derdi. Evet, bir dönemde Güzel Sanatlar Akademisi öncesinde Füreyya Koral'ın da atölyesinde bir zaman geçiriyorsunuz. Ama orada seramikten ziyade yaşam şeklini, bir sanatçının, evet, nasıl yaşadığını görme fırsatı elde ettim diyorsunuz. Yani bir o atölye havasına o kadar alışmıştım, o kadar seviyordum ki o havayı. Aradan böyle 2-3 ay geçince ben böyle yaşamak istiyorum dedim. Ve o çok etkin oldu benim seramiği seçmemde. Evet. Füreyya Koral da çok renkli bir kişilik, çok, çok farklı bir portre. Çok. Bugün geçmişe ışık tuttuğunuzda, zihniniz geçmişe ayna tuttuğunda Füreyya Koral'la ilgili ne hatırlıyorsunuz örneğin çarpıcı olarak? Füreyya Koral çok eski bir aile dostumuz. Yani Füreyya Hanım, annesi, babası, kardeşleri aile dostumuzu ve bütün çocukluğum onların arasında geçti. Aliye Hanım'ı çok iyi tanımak sevincini yaşadım. Ve İstanbul'un en renkli ailelerinden biri. Yani böyle insanları tanımış olmak çok etkiliyor insanı. Hı. Ve unutulmayacak insanlardı. O atölyesini de adeta bir yuva atmosferine dönüştürmüş bir sanatçı olarak yazılmış. Her sanatçının atölyesi biraz çok özel bir yeridir. Hı. Yani atölye çok özel bir yer. Hı. Daha sonraki yıllarda siz Almanya'ya gidiyorsunuz ve orası çok enteresan. Zira köklü bir aileden gelen bir genç kız olarak, belli de bir eğitimi almış bir genç kız olarak Almanya'ya gidiyorsunuz ve bir fabrikada işçi olarak çalışıyorsunuz. Aldığım eğitimde en önemli şey insan ürettiği kadar vardırdı. Bunun hep bilincinden yaşadım hayatımda. Hala da böyle düşünüyorum. Benim için çalışmayan, hayatını kazanmayan insanın pek bir değeri yoktur. Onun için çalışmam çok doğaldı.
İşçilik yaptığımda son derece mutluyum. Çünkü ilk defa ilk para kazanmam değildi. Ondan önce hayatımı kazanmaya başlamıştım. Ama işçilerle beraber olmak bana çok şey getirdi hayatımda. O insanları tanıdığıma son derece mutluyum. Ama orada 2 yıl çalıştıktan sonra baktım ki zaten hiçbir şey bilmeden gitmiştim Almanya'ya. O zamanlar böyle işte seramik dekoratörü olur muyum filan gibi bir çabalar vardı. Kuşkular vardı kafamda ya da bir dilekler vardı. Baktım ki olacak gibi değil, orada bir şey öğrenemiyorum. Oturup günde 300 vazo boyamakla pek uzağa gidilemeyecek. İstanbul'a döndüm ve Eczacıbaşı sanatçı atölyelerinde çalışmaya başladım. O ilk bir başıma yaptığım işlerdi. O da baktım olmuyor, bir şey eksik. İnsan yapa görüyor eksikleri. Ondan sonra da Danimarka'ya gitmeye karar verdim. Ki o Danimarka'da seramik sanatının merkezlerinden biri olarak bilinir. Bugün hala öyle mi bilmiyorum. Belki sadece seramik değil. Evet, yani Danimarka 60'lı yıllarda dünyaca önemli, dizaynın en önemli olduğu bir ülkeydi ve bütün dünyayı etkilemiş bir görüşleri vardı. Ama bugün öyle değil galiba, değil mi? Neden? Genel olarak Danimarka dizaynında bir gerileme oldu ama ülkelerde insanlar gibi inişleri çıkışları oluyor. Yani Danimarka artık bu işin en uç noktasına ulaştıktan sonra bir boşluk hissedildi. Yavaş yavaş bir gene bir toparlanılıyor. Çünkü taş çatlısı Danimarka'nın öğretisi çok önemlidir. Mesela Danimarka'da Louisiana, Kopenhag'ın biraz dışındaki Louisiana Müzesi'ne gittiğiniz zaman oradaki mimariyi gördüğünüz zaman ne kadar insanca, ne kadar saygılı, ne kadar güzel bir mimari olduğunu gördüğünüz zaman bunun başta başına bir ders olduğunu düşünüyorsunuz. Hani bunları da yitirmiş değil Danimarka. Danimarka hep böyle sadeyi, özü, iyiyi sevmiş bir ülkedir. Ve kalitenin ne olup ne olmadığını çok iyi bilen bir ülkedir. Hani maskaralıklara el vermez Danimarka görüşü, Danimarka sanatı. Ki halkında o bilinçli olduğunun tabii göstergesi bu anlattıklarınız. Tabii halkında mesela en ummadık bir insanın evine gidersiniz, talebe olsun, işçi olsun. Evinde iyi kötü parasını verip aldığı bir küçücük bir tablo bile olsa oldukça iyi işler görebilirsiniz. 20 küsur yıl Danimarka'da yaşadınız. O dönemde bazı koleksiyonlarınız Danimarka Kraliyet ailesi tarafından saray koleksiyonlarına dahil edildi. Şimdi merak ettiğim, bu kraliyet mensupları bizzat gelip sizin seramiklerinizi, eserlerinizi, çalışmalarınızı alan kişiler miydi? Elbette. Önemli olan Danimarka ana kraliçesinin, geçen yıl vefat eden Ingrid, kraliçe Ingrid ve kızı kraliçe Margaret'in, benim işlerimin onlarda olması değil o kadar önemli olan. Önemli olan bu iki insanın çok iyi seramik bilmeleri ve ikisinin de sanata çok düşkün olmaları. Ana kraliçe Ingrid bir seramik sergisine girdiği zaman mutlaka ve mutlaka en iyi parçayı seçerdi. Nitekim babası Kral Gustav da, İsveç Kralı Gustav'ın da çok önemli bir seramik koleksiyonu vardı. Eski Çin porselenlerinden günümüz seramiklerine kadar çok önemli bir koleksiyonu var. Bugün Stockholm müzelerinde görülebilen. Onun için çok önemli bu Kraliçe Ingrid'in sanata yatkınlığı. Tabii ki her parçayı kendi derlemiştir tabii. Sizin örneğin Royal Copenhagen, Kopenhag Kraliyet Porselen Fabrikası diye tercüme edebileceğimiz çalışmanızda yaptığınız, hazırladığınız çay ve yemek takımı 15 yıl sürmüş. Evet. Böylesine uzun dönemli, uzun vadeli planlamayı gerektiren bir çalışma olsa gerek bu. O iş biraz fazla uzamıştı başından. Çünkü arada müdür değişiklikleri oldu, ekonomik değişiklikler oldu, politik değişiklikler oldu, fabrika politikası değişti. Teknik sorunlar geldi, fırınlar değiştirildi. Onun için aslında 2 yılda çıkması gereken bir takım epeyce sarktı. Ama bir takım, mesela diyelim 8-10 parçalık bir takım, artık 30-35 parçalı takımlar yapılmıyor. Çünkü kimse gidip bu kadar çok parçayı birden almıyor. İnsanlar gümüşle, madenle, porselenle kuruyorlar. Yani bunları karıştırıp kuruyorlar masalarını bugün. Onun için de ben çok küçük bir takım yapmıştım. 8 parçası olan bir takım. Yani multi-purpose diyebileceğimiz bir takım. Yani çok şeye kullanılabilen formlar yapmıştım. O takımın, yani böyle bir takımın çıkması bile en az 2 yılını alır bir fabrikanın. Ve çok pahalı bir girişim olduğu için formlar sık sık yenilenmez.
bir formun üstüne yeni dekorlar getirilir. Yani yeni dekorlar yapılır. Onun için bir takımın böyle yeni formlarla birlikte çıkması son derece zahmetli bir iştir bir fabrikada. Daha sonra Paris'e geçiyorsunuz. 80'li yılların ortası diyelim ve 84 yılından beri Paris'te yaşıyorsunuz. Danimarka'dan sonra Fransa'ya gittiğinizde bir sanatçı olarak nelerin farklı olduğunu hissettiniz o Paris atmosferi içinde? Her şeyden önce ben büyük şehir seven bir insanım. Yani İstanbul da çok büyük bir şehir. Kopenhag küçük bir şehir. Ama çalışmak için, dostlar edinmek için ideal bir şehir. Ama ne de olsa küçük bir ülke olduğu için uzun yıllar sonra kendime, işime başka bir şekilde bakmak ihtiyacını hissettim ve Paris'e gittim. Ve Paris'e gidince müthiş bir sevinç duydum. Çünkü yine büyük bir şehirdeydim. İnsan Paris'teki kültür birikimini düşündüğü zaman da sevinilmeyecek gibi değil. Ama şimdi Kopenhag'a da daha uzaktan bakabildiğim için iki şehri birden yaşıyor gibiyim. Paris'in kalabalığından sıkılıp da Kopenhag'a gidince Kopenhag'ın sadece olumlu yanlarını görüyorum şimdi. O da çok hoş oluyor. Şimdi tahmin ediyorum Danimarka'da çok tanınan bir sanatçısın. Aslında dünya çapında bir isminiz var ama tabii ki yıllarca yaşadığınız ülkede tanınma oranınızın yüksek olması da çok daha yüksek bir ihtimal. Paris'e gittiğinizde daha az tanınmışlık gibi bir şey yaşadınız mı? Kesinlikle hayır. Çünkü hiçbir zaman tanınmış olmak beni gereksiz kuşkulara ya da üzüntülere götürmedi. Tanınmış olmak, yani işim iyi olduğu sürece geçerli. Tanınmış olmak insana büyük sorumluluklar yüklüyor. Ve beni, yani tanınmış olmam önemli değil de işlerimin iyi olması çok daha önemli benim için. İşlerimin iyi olması için de son derece çalışmam lazım. Yani çok çalışmam lazım. Tabii ama, aslında o tanınmışlık eserlerinizin sanatseverlerle buluşması anlamında tanınmışlıktan bahsediyorum. Tabii, yani eserlerimi alan, seven, evlerine koyan müzeler, insanlar var. Bunlara karşı çok büyük bir sorumluluk hissediyorum bu insanlara karşı. Türkiye sizce sizi ne kadar zamandır keşfetti Sayın Ebu Ziya? Sanıyorum, tarihini hatırlamıyorum ama Türkiye'de bir sergin ismini de hatırlamıyorum. Askeri müzede bir sergi, çok büyük internasyonel bir sergi vardı. Bir Biennale'di galiba. Hı hı. Çok üzgünüm, hatırlayamıyorum şimdi birden. Büyük bir kuşkuyla gelmiştim bu sergi ama orada sadece 5 parçam vardı. Ondan sonra Galeri Nev beni bir sergiye davet etti. O zamana kadar da işte Alev Türkiye'de sergi açmak istemiyor sanılıyordu ki kesinlikle doğru değil. Nasıl istemeyeyim ki? Ama ciddi bir teklif gelmemişti. Haldun Dostoğlu bu teklifi getirince seve seve kabul ettim ve açtığım günden beri de, o ilk sergimden beri de inanılmaz bir sevgi ve saygı gördüm. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Evet. Son yıllarda özellikle açtığınız tüm sergiler büyük beğeni topluyor ki o oranda medyada da geniş şekilde yer buluyor. Şimdi şu sıralarda iki serginiz var. Onları hatırlatmakta fayda buluyorum ben. Biri 1964-2002, yani aslında o sizi anlatan bir sergi. Bir Seramik Evreni adını taşıyan retrospektif serginiz Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor şu anda. Bir başka sergi daha var buna paralel, Sır adını taşıyan, o da Sabancı Üniversitesi Kasa Galerisi'nde sergileniyor. Birinci sergi adından da anlayabileceğimiz gibi sizin o seramik serüveninizin herhalde en nadide, en seçkin parçalarından oluşan bir sergi diye özetleyebilir miyiz? Evet, bu sergiye beni Kopenhag Müzesi davet etmişti bir retrospektif sergi yapmam için. Koleksiyonculardan, bazı müzelerden topladık parçaları. Bir kısmı da kendi koleksiyonumdan geliyordu. Ve bu sergi duyulunca Koç Allianz bu serginin Türkiye'ye gelmesini istemiş. Ki çok teşekkürle karşıladım bunu. Yoksa çok zor olurdu bu koca sergiyi buraya getirmek. Haldun Dostoğlu'nun küratörlüğünde, Nevzat Sayın'ın da mimarı olduğu bu sergi, böyle el birliğine kotardık. En heyecanlandığım sergisi oldu hayatımın. Yani Türk İslam eserleri gibi bir yere Nazan Ölçer Hanım'ın kapısını bize açması, vitrinlere kadar girmemize izin vermesi müthiş, challenging bir şeydi. Zor bir işti. Biz de nasıl olacağını bilmiyorduk. Böyle bir iyi olacağını diliyorduk, inanıyorduk belki ama sergi düzeni kurulana kadar bir hayli telaşlıydık.
Ama sonra çok yoğun ve sevecen bir ilgi gördü. Onun için son derece sevinçliyim. İlk dönem yaptığınız seramiklerle son dönem yaptığınız seramikler arasında en belirgin farklar neler diye sorsam? Bir tek cümleyle söyleyebilirim bunu. Bugünküler daha sağlam. Ama şey olarak değil, yani daha doğru işler. Gittikçe daha sadeleşti mi? Yoksa başından beri sizin hep o sizin çizginizi, rengini veren o sadelik hakim miydi? Şimdi sadelik hep başından beri var da, mesela en başlarda yaptığım, 70'lerin başında yaptığım bir çift cidarlı çanakla 2002'de yaptığım çift cidarlı çanak arasında çok büyük farklar var. Bunu da ben yazılanlardan okuya okuya biliyorum. Kendim bunu Kendimi söylemek daha iyi istemezdim. tanıyorum. Benim için kendi işlerim hakkında konuşmak son derece zor. Ama söylenen bu. Öyle söylenince ben de biliyorum öyle olduğunu. Ama söylemek hiç hoşuma gitmiyor. Ama doğru, o iki çanak, yani o 70'li yılların çanağının 2002 yılındaki çanak arasında çok büyük farklar var. 2002'nin çanakları çok daha oturaklı, çok daha doğru, çok daha kuvvetli çanaklar. İkinci serginiz Sır'da bildiğim kadarıyla tek renk temalı ikinci serginiz. Evet. Değil mi? O sergi de hem birbirinin zıttı hem birbirini tamamlayan iki sergi gibi oldu. O Sabancı'nın Kasa Galerisi'ndeki sergi, adı isminden belli, o binanın eski kasasında. O, hakikaten eski, böyle zemin kata iniyorsunuz. Çok gizemli, çok hoş bir alan. Sergiyi de tabii o alana göre kurduk. Yani o alan ne istiyorsa onu vermek istedik o sergiye. Dolayısıyla küçük de bir alan olduğu için çok renk koyacağımıza tek renk koyup daha az daha öz olsun diye uğraştık. Umarım Evet, başarmışızdır. o renkte mavi, Mavi, değil mi? evet. Şimdi sizin çok favori renkleriniz var, bir de hiç sevmediğiniz renkler var. Bunları da konuşacağız. Sizin seramiklerinizle ilgili yapılan yorumların da altını çizeceğiz ve bunları da konuşacağız. Ve daha da önemlisi tabii 9000 yıldır varlığını sürdüren seramik sanatının Anadolu kökenlerini de sizinle değerlendirmek istiyorum. Ama kısa bir aradan sonra. Bizim zamanımızda buralara kravatsız gelinmezdi. İki diren bir çekirdek çıkılırdı Beyoğlu'na. Şimdi nerede? Bizim zamanımızda hoş sohbet vardı, komşuluk vardı. Necmi Bey vardı bizim komşu. Şimdi nerede? Bizim zamanımızda dolar bir liraydı, bir lira. Bizim zamanımızda... Ödemeli arama vardı. Şimdi yine var. Benim için öde, mobil iletişimde ilk kez Arya'da. Siz arayın, karşı taraf ödesin. İletişim sanattır. Ay sonu geldi. Kredi kartınızla yaptığınız alışverişlerinizin ödemeleri birikti. Ne yapmak lazım? Siz ne yapıyorsunuz bilmiyoruz ama Family Kart sahipleri tüm alışverişlerini 2 taksitten 12 takside kadar eşit olarak bölebiliyorlar. Peki siz bu durumda kredi kartınızı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Tüm alışverişlerinizi 2 taksitten 12 takside kadar taksitlendirebilen kredi kartı. Family Finance'dan Family Card. Who are you, Ginger? I can't tell you. Who are you? Bu filmin geri kalanını vizyon salonlarından izleyebilirsiniz. Size en uygun seansı seçebileceğiniz filmleri sinemalardan hemen sonra evinizde önce izleyecek, sonra ödeyeceksiniz. Vizyon salonları Digitürk'le evinizde. Digitürk, dünyayı evinize getirir. Alemi onlar, yirmiler, otuz seler, bir gün Allah nasip etsin bak, 50 seneden beri bu var genç. Alemsiz bir dünya düşünemiyorum. Hiç kimse ben alemi alıp okuyorum demiyor, fakat herkes biliyor içinde ne olduğunu. Nice başarılı yıllar diliyorum, nice 10 seneler, nice 100 seneler diliyorum. Alem dergisinin 10. yaş günü kutluyorum, daha nice 10 seneler diliyorum. Alem, Türkiye'nin bir numarası. Bayinizden mutlaka isteyin. Arçelik TV moral veren haberler kuşağı bu ay dotdolu. Sayın seyirciler, Türkiye'nin en güvenilir kuruluşlarından Arçelik kapsamlı bir değiştirme kampanyası başlattı. Eski eşyalarını getirene yepyeni Arçelikler veriliyor.
Değiştirmek istemeyenlere ise yıl sonuna kadar geçerli indirim çekleri var. Sıradaki moral haber yine bir Arçelik kampanyası. Bir ön ödemeli kampanya. Özellikle yakında evlenecek çiftlerin ilgisini çekecek bu kampanya, uygun fiyat avantajlarıyla son derece cazip. Yeni moral veren haberlerde görüşmek üzere. Şimdi reklamlar. Sesli düşünenlerde dünya çapındaki seramik sanatçımız Sayın Alev Ebuziya ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Renklerde kalmıştık en son. Mavi renk çok sevdiğiniz bir renk. Ama hiç sevmediğiniz ve kullanmadığınız başka renkler de var. Örneğin bildiğim kadarıyla maviyi çok seviyorsunuz ama uçuk maviden nefret ediyorum diyorsunuz. Doğru mu bu? Tam değil. Mavi en sevdiğim renk değil. Mavi var, mavi var. Yani renge çok hassas bir insan olduğum için bebek mavisini sevmem mesela. Ama gök mavisini severim. Mesela güvercin mavisini severim. Açık yeşil, o çirkin bir yeşil vardır. Ondan böyle müthiş huylanıyorum. Yine pembe de mesela pek kullanmadığım bir pembe, renk. Değil pembe misin? De sevmem ama bu sergide 3 tane pembe işim var. Sevdiğim 3 işim onlar. Ama mesela pembeyi kesinlikle giyemem. Evet, daha acaba koyu renkler, daha can alıcı renkler mi desem, aslında tabii başka örnekler de var ama. Şimdi insanın sevdiği, yani evinde falan kullandığı renkler başka, bir de işinizde, evet, benim işimde kullandığım renkler, yani sırlar bambaşka. İnsanın duyguları, ihtiyaçları değişiyor. Yani bazı günler bazı renk daha iyi geliyor size. Yani bazı dönemlerde maviyi seviyorsunuz, bazı dönemlerde daha koyuyu seviyorsunuz. Kaldı ki benim yaptığım yüksek pişirme seramikte öyle alabildiğine renk yok. Yani son derece sınırlıdır renkler. Oksit karışımlarından yapılıyor. Yani o renkleri elde etmek hiç kolay değil. Siz o son halindeki tonun ne olduğunu düşünüp ona göre mi yapıyorsunuz boyamanızı? O fırın sonrasında, o ısının sonrasında, hayır, o renk ne olacak diye. Hayır. Yoksa biraz sonuç sizin için de sürpriz oluyor yani mu? Dönem dönem bir kere her sırımı kendim yapıyorum. Çünkü hazır alınan sırlar kaliteleri hiçbir zaman iyi sırlar değil. En iyisi bile insanın kendi yapacağı sır kadar iyi olamaz. Hmm. Çünkü sırın, toprağın, insanın kendi el yazısı gibi olması hoşuma gidiyor. Onun için dönem dönem sır denemeleri yapıyorum. Ona da bazen bir siyah, mesela bu son siyah sırrı 2 senedir istiyordum. Yani 2-3 sene önce düşünmeye başlamıştım. Parlak siyah bir sır yapayım diye. O sırrı yapabilmek için 2 senedir deney yapıyorum. Çok zordur siyah sır yapmak seramikte, yüksek pişirimli seramikte. Bu sır çıktıktan sonra da tamam, sır çıktı, denemeleri de yaptım. Küçük parçalara, biraz daha büyük parçalara deney olarak. Sır tamam, şimdi bunu hangi parçaya koyacağım deyince o çift çanakları yapmaya başladım. Çünkü her rengin bir parçası, her parçanın bir rengi var gibi geliyor. Bir başka tanım sizin seramiklerinizle ilgili olarak, adeta uçacakmış hissi uyandırıyor diyorlar sizin çanaklarınız için. Bir başka yorumda içine bir şey koyulmayacak bir his uyandırıyor yorumu. Katılıyor musunuz bunlara? Evet, ama hem uçacakmış gibi hem de çok yere basan çanaklar. Öbürüne de kesen kes katılıyorum. O çanakların, çünkü içinin boşluğu da çok önemli. Yani dışının formunu veren içindeki boşluk da. O da galiba algılanıyor ki şimdiye kadar içine bir şey koyan görmedim. Yani bunlar kullanılmaktan ziyade seyredilmek için olan parçalar diye mi özetlemeliyiz? Hep heykel olarak algılandılar. Evet. Ben de öyle olmalarını isterim. Şimdi son derece önemli bir başka konu. Siz tabii ki evrensel değerde eserler üreten bir sanatçısınız. O anlamda biraz önce de söylediğiniz gibi bir dünya vatandaşı olarak kendimi hissediyorum dediniz ama neticede Anadolu kökleriniz var. Ve Anadolu dendiği zaman da bu topraklarda 7000-8000 yıldır seramik üretimi söz konusu. Girişte de belirttiğim gibi form değişebilir, desen değişebilir, kullanılan renkler değişebilir ama seramik sanatı binlerce yıldır, orta neolitik dönemden günümüze kadar süre gelen bir sanat dalı. Bu anlamda Anadolu kültürünün sizin sanatınız üzerindeki etkilerini merak ediyorum. Çok büyük bir etkisi var.
sadece Anadolu seramiğinin değil, Anadolu medeniyetlerinin çok büyük bir etkisi var üstümde, bende. Çocukluğumdan beri son derece düşkünüm Anadolu'ya. Eski Yunan heykellerine, yani prehistorik, Elenlerden önceki dönemlerine son derece düşkünüm. Anadolu bütün bunları kapsıyor. Mesela bir Priene tiyatrosunu gördüğüm zaman sevincinden çıldırabilirim. Bu sadece Anadolu medeniyetleri dediğimiz zaman yani sadece çanak çömlek değil. Kaldı ki bizde en eski Anadolu medeniyetlerinin dışında mesela Müslüman dönemimizde form son derece az. Onun için Türk seramiği Selçukluların dışında belki. Evet. Türk seramiği beni hiçbir zaman uzun boylu etkilemedi. Çinilerimiz de aynı şey, Çinilerimiz için de aynı şeyi söyleyebilirim. Hani camilerde çok güzel duruyorlar ama böyle düzeysel oldukları için hiçbir zaman uzun boylu ilgimi çekmemiştir. Oldukları yerde bayılıyorum tabii onlara. Ama kendi işimde renkleri belki renk düzenlerinin dışında. Ama o renkler yüksek pişirilmiş seramikte yok. Olanları türkuaz var belki. Mesela o kırmızı benim yaptığım teknikte kesinlikle çıkabilir bir renk değil. Elde edilmesi mümkün olmayan bir renk. Şimdi Osmanlı dediniz. Osmanlı döneminde de gerçekten Türk sanatçılarının yaptığı seramiklerden ziyade Çin, ağırlıklı olarak Çin ve Japon seramikleri alınıyormuş. İşte Topkapı Müzesi'ne bugün gittiğimiz zaman mutfak bölümünde dünyanın en zengin 3. Çin porselen koleksiyonu var diye anlatılır. Pekin ve Dresden'den sonra üçüncüsü Topkapı Sarayı'nda denir. En zengin Çin porselen koleksiyonu olarak. Ve baktığımızda gerçekten örneğin seladonlar herkesin dilindedir. O uçuk yeşil rengi taşıyan ve 10. yüzyıla kadar kökleri olan bu seladonlar mesela Osmanlı padişahlarının işte yemek yediği seramik takımlar olarak bilinir. Siz bütün bu geleneği, kültürü ve Osmanlı ile bu Çin kültürü arasındaki köprüyü nasıl yorumluyorsunuz bir seramik sanatçısı olarak? Osmanlı İmparatorluğu tabii ki en güzel, en değerli olanı getirtiyorlardı saraylarına. Bu arada da dediğiniz gibi inanılmaz önemli bir seladon koleksiyonu var sarayda. Porselenler için de öyle. Onlara baktığım zaman hayranlıktan yani inanılmaz bir hayranlık duyuyor insan. Bak, ki lacivert koleksiyonu içinde aynı şey söyleniyor. Ama, evet ama porselen evet, daha çok. Yani, seladonlar tabii çok tabii, daha. Tabii porselen boy pos olarak porselen her zaman daha sınırlı kalmıştır. Porselenden çok 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 büyük işler yapılamıyor. Ya da çok ender yapılabiliyor. Porselenin Avrupa'ya geçişi çok ilginç. Avrupa'ya geldiği zaman porselen Avrupa'nın çok teknik kafası porseleni bütün doğal lekelerinden ayıklayarak kullanmıştır. Bu da epeyce öldürmüştür porseleni Avrupa'da. Onun için bugün Çin porseleni daha da hoşuma gidiyor benim. Yani tabiattan çıktığı gibi çok az temizleyerek kullanmışlar toprağı. Halbuki gerek Rosenthal olsun gerek diğer önemli porselen fabrikaları olsun çok feci halde temizlemişlerdir porseleni. O anlamda seramik sanatı söz konusu olduğunda gerçekten bu sanat doğudan batıya doğru daha yönelmiş ve hala doğunun daha önde olduğu, hakim olduğu bir sanat dalı olarak algılanıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Seramik en doğru siz değerlendiriyorsunuz. Genel bir laf. Yani seramik bütün toprak disiplinlerini kaplayan bir laf. Doğuda önemli olan mesela Çekoslovakya'dan sonra tabiatta yüksek pişirimli toprağı yok. Bizde yok. Yunanistan'da yok. Portekiz'de yok. İtalya'da yok. Kuzey Afrika'da yok. Bu toprak dolayısıyla bu tradisyon, bu gelenek tekrar Kore'de filan başlıyor. Onun için bizim böyle yani oradan bize gelemez o tradisyon. Çünkü böyle bir davranışımız yok bizim. Yani biz olsa olsa taklit edebiliriz Çin porselenini ya da Çin yüksek pişirilmiş seramiğini. Taklit de her zaman başarılı olmuyor. Yani o kalitede iş yapamayacağımız için bizde olan teknikleri kullanıp bizim tekniklerimizi daha iyi, daha kullanışlı bir duruma getirmek çok daha ilginç gibi geliyor. Nitekim İznik Vakfı da bunu evet, inanılmaz aşamalar yaparak yeniden başarıyor bugün. Yeniden bir canlandırma evet, girişimi o var. O eski kırmızıyı buldular. O bana daha doğru bir davranış geliyor. Yani yüksek pişirimli tradisyonu bilmeyen bir ülkede ille de yüksek pişirim yapmak
çok uzun çabaları gerektirir. Evet. İşte 16. yüzyılda ama o tekniği ne kadar akıllı bir şekilde, usta bir şekilde kullanmayı başarmış Osmanlı ki daha sonraki dönemlerde 17. yüzyılda onun yavaş yavaş o tradisyonun yok olduğunu maalesef gözlemliyoruz. Dileriz hakikaten yeniden canlandırmayı başarabilir. Şimdi sadelik dedik, biraz sizinle devam etmek istiyorum. Son derece sade bir çizginiz var ama size baktığımız zaman seramiklerinize paralel sizin yaşamınızda, duruşunuzda, giyiminizde, siz de çok sadesiniz. Yanılıyor muyum? Hayır. Atölyeniz de öyleymiş. Son derece artık evin her de şeyden, eviniz de öyleymiş. Ama hep öyleydim. Yani hep minimumu sevdim. Fazla süsse pek gereksinmiyorum, sevmiyorum. Yani süs ve süslemeyi sevmiyorum. Onun için ne bileyim işte daha kolay oluyor sade olmak. Evet. 85 metrekarelik bir atölyem var demişsiniz bir yerde. Şimdi küçüldü. Yeni bir yere taşındım. Daha küçük. Daha şimdi. Da mı küçüldü? Daha 85 metrekare çok büyük bir atölye. Öyle mi? Tabii. Bir atölye denince sanki daha büyük bir mekan. Paris'in göbeğinde. Yani fırını vırını hepsi içinde ama şimdi biraz daha küçük. Ama gene de çalışabiliyorum. Evet ve son olarak da bir şunu da merak ediyorum. Öğrencileriniz var mı? Bu bütün birikiminizi elde ettiğiniz tekniği aktaracağınız gençler var mı? Öğrencileriniz var mı? Öğretmen olmaya hiç ama hiç vaktim yok. Ama dönem dönem bana gelen öğrenciler var. Ciddi olup olmadıklarını sezersem, yani ciddi olduklarına inandıklarıma seve seve yardım ediyorum. Ama ne yazık ki öğretecek vakit bulamıyorum. Çünkü öğretmenlik son derece önemli ve çok ciddi bir meslek. O mesleği yaparsam işimi yapamam. Onun için ikisini birden de yapmam imkanı yok. Ama dönem dönem okullardan çağırıyorlar. Hep birlikte oturup böyle konferans verir gibi değil. Öğrencilerle hep birlikte aynı seviyede oturup, mümkün olduğu kadar öğretmenlersiz oturup konuşmak çok hoş oluyor. Ben de çok şey öğreniyorum öğrencilerden. Son olarak tabii çok merak edilen bir başka konu, bu kadar güzel ve formda olmayı her zaman nasıl başardınız? Kesinlikle cevap vermeyeceğim bir soru, kusura bakmayın. Acaba bunun, yani bu tabii özel bir yaşama müdahale hiç olarak algılansın istemiyorum. İstemiyorum bu konuya girmeyi lütfen. Ama şunu sadece merak ediyorum, çünkü insanı en mutlu eden şey hayatta üretebilmek. Acaba bunun nedeni bu mu diye merak ettim ve o anlamda lütfen önemli olan hayatını doğru dürüst yaşamak, namuslu davranmak, yaptığını iyi yapmak. Fiziğimden kesinlikle sorumlu tutmuyorum kendimi ve çok üzülüyorum bu konu açıldığı zaman. Kusura bakmayın. Hayır, son derece hoş bir hanımsınız ama onun ötesinde bence güzellik mutlu olmakla ilgili çok bir önemli bir durum. Bir insan mutluysa güzeldir ve o anlamda da mutluluk bence hayattaki üretimle ilgili bir şey. Yani sizin kaşınız yani yüzünüz için insan, değil tabii ki. Ama bugün hala üretiminizde aynı düzeyde sürdürebiliyorsanız. Sedef Hanım, bir insan işini severek yapıyorsa, severek seçmişse, yaptığı işte iyi sürdürebiliyor, bunun da hayattaki karşılığını alabiliyorsa elbette ki mutlu bir insandır. Bu da çok önemli bir şey insanlar için. Ama ne kadar çok insan görüyoruz memleketimizde, istediği üniversiteye giremeyen talebelerden tutun, bacağı iyi işlemeyen bir garsona kadar insanların Türkiye'mizde istediklerini yapmaları son derece zor. Ama bütün gençlere dediğim bu, ne olursanız olun, severek yapın, isteyerek olun. İsterseniz gidin, ne olursanız olun. Ama meşhur olacağım diye başlamayın işe. Çünkü her iş çok 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 büyük çabalardan sonra güzelleşiyor. Ama kafayı koymuşsanız yapabilirsiniz. Benim de tam tahmin ettiğim cevap buydu zaten. Yanlış algılandıysa özür dilerim. Rica ederim. Peki, çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Ve son olarak bildiğiniz gibi konuklarımıza uzattığımız bir defterimiz var. Onun için size de bir sayfa ayırdık. Diyorum ki içinizden ne geliyorsa lütfen buraya bizler için yazın.